Günaydın. Mila çok hasta oldu. Biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Normalde bu tarz videolar çekmiyorum ama size video günüm var haftada 2 gün. O yüzden de bugün de çekmek istiyorum. Şimdi hastaneye gidiyoruz değil mi bebeğim? Ateşi var Mila'nın. Çok halsiz zaten göründüğü gibi. Yüzünden de dün gece hiç uyumadık. İkimiz de uykusuzuz ve yola çıkıyoruz şimdi. Hayırlısıyla gidip gelelim inşallah. Yoldayız, gidiyoruz hastaneye. Sanırım annelik yolculuğumda en çok zorlandığım şeylerden birisi Mila'nın hasta olması ve böyle o ağlarken falan böyle ona yardımcı olamamak, bir şey yapamamak falan beni çok zorluyor. Antibiyotiğe başlayacağız. Ne kadar istemesem de. Bu sene gerçekten o kadar çok antibiyotik kullandı ki. Bir de bu kadar halsiz olmasının sebebi gerçekten dün gece hiç uyumadık. O yüzden de bence. Ve şimdi gidelim ilaçlarımızı alalım. Kızımı eve götüreyim. Ona yemek yapayım. Ne isterse. Çünkü kahvaltı falan hiçbir şey de yemedi. İlaçlarını aldık. Şimdi eve geçiyoruz. Onu evde unuttuğum için böyle telefonla çekiyorum. Bir de gözlerim çok şiş. O yüzden gözlükle göstereceğim neler var. Peki antibiyotik var. Antibiyotiğin yanına unutmazsam muhakkak probiyotik alıyorum ben. Lanta kusmaymış. Lanta kusması var. Bu arada giderken hastaneye kustu. Artık yani bunun kutusunu görmekten bu sene. Gerçekten o kadar çok hasta oldu ki burun spreyi var. Ne oldu? Bir sürü ilaç. Evet, tamam aşkım, ateş düşürücü, ağrı kesici ve kalpoli var. Onu ben istedim doktordan evde bulmuşum diye. Tamam bebeğim, gidiyoruz. Gidiyoruz aşkım. Evimize gidelim. Şimdi ben Mila'ya çorba yapayım çilekli. Çorbasını içsin. Sonra ilaçlarını içiririm. Tamam mı kuşum? Tamam mı? Sonra ilaçlarını içiririm kızma ben. Şöyle hasta olunca böyle hareketsizleşiyorlar ya. Çok üzülüyorum. Aşkım benim, oğlum bir tanem benim, bir tanem aşkım. Çorbasını yaptım. Şimdi içireceğim ve hemen ağrı kesici ateş düşürücüsünü vereceğim. Ağlıyor zaten, arka fonunu duyuyorsunuzdur. İkinci güne geçtik arkadaşlar. Günaydın size. Bugün okuyacak etmeyeceğim ya. Yine de etmeyeceğim ya. Anlatacağım. Mila bugün çok daha iyi. Çok şükür. Düne göre özellikle. Ama hala iyi değilim. Kötüyüm. Kötü müsün hala? Henüz hala neden hastasın değil mi? Yanıyor. Neden bu? Ay, araba düştü. Of canım benim. Biraz bir şeyler yedi. Antibiyotiğini içirdim. Birazdan da parka çıkartacağım kızımı. Ay, istemiyor. İstemiyor musun? İstemiyor. Hasta olduğunu buradan anlayabiliriz. Biraz biraz modu değişsin diye parka çıkartayım diyorum ama istemiyor. İlk defa park reddi. Uyuyordur bebeğim, çok sabah daha çok erken. Evet, taşlar elini acıttı değil mi? Parktan sonra markete gideceğiz kızımla. Sonra eve geleceğiz. Birlikte ne yapacağız birlikte? Kurabiye yapmayı planlıyoruz. Bir yanında enerjisi olursa. Saçlarını ayır. Dünya güzelim benim. Ne getirdin bana bir tane? Dayı. Çok güzel bir kurabiye.
Parka çıkmak ister misin biraz? Ne? Parka gitmek ister misin biraz? Ne? Parka gitmek istiyor musun? Evet. Fikrini değiştirdin mi? Ne oldu? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Hasta olunca huyun da değişiyor biliyor musun? Biraz mızmız bir kız oluyorsun sanki. En son kararla parka gelmeyi kabul etti. En azından biraz böyle hastalık havasından çıkmış oluruz. Çünkü evde olunca daha bir hastalık havasında oluyoruz. Bir de inanılmaz huy değiştiriyor hastayken. Duymasın diye sessizce konuşmaya çalışıyorum şu an. Biraz hava almak ona da iyi gelecek, bana da iyi gelecek. Biraz sallansın, buradan markete gideceğiz. Sonra biraz evde oyalayıp öğlen uykusu yaptırırım öğlene doğru. Sonra kalkınca da birlikte kurabiye yapacağız kızımla. Bugün kurabiye yapacak mıyız? Peki tamam. Sen sadece yaparsın. Sabahın çok erken saatleri olduğu için şu an park bomboş. Bugün okula gidemedin. Yarın da gitmezsin. Güzelce iyileşirsin. Ağrıyor mu yine karnın? Midesi çok bulanıyor. Arkadaşlar en son sizi galiba biz parkta bıraktık. Park sonrası markete uğradık. Sonra eve geldik. Sonrası Mila'ya bir şeyler atıştırdı biraz. Birazcık da uyudum. Evet. Birazcık da huysuzluk olduğu için. Aynen. Sonra gündüz uykusu yaptı. Ben de onu uyuturken uyumuşum. Şimdi kurabiye yapacağız ama kargomuz gelmiş. Ayakkabılarımızı gösterelim mi? Evet. Mila ile ikimiz de aynı bir örnek ayakkabı aldım. Böyle alışveriş videolarına çok yer vermiyorum sanki bu arada. Onu fark ettim. Hazırda kargo gelmişken size de göstermek istedim. Şöyle. İlk önce Milan'ınkinden başlayalım. Vans çok seviyorum. Hem rahatlığı hem böyle modelleri tam benim tarzım. Bakın bunlar Milan'ınkiler. Evet, ayakkabım gösteriyorum. Benimki de aynı var. Evet, benimki de aynı ve burada. Şimdi benimkileri gösteriyorum. Evet. Annesinin ve yavrusunun. Canımın ikisini hep böyle bıcır bıcır konuş ya. Hep böyle bıcır bıcır konuş. Bıcır bıcır bıcır. Bayağı kendine geldi bu arada maşallah. Bıcır bıcır bıcır. Bunlar da benimkiler. Hadi anne şöyle yapayım. Bakar mısın tatlılığına? Tam bizlik. Gel seninkileri de göstereyim. Bu arada bunun böyle yanı mavi Vans yazanı da var. Yani anne oğul kombini de yapabilirsiniz. Ben size aşağıya açıklamalar kısmında bırakacağım linkini. Bakarsınız her numarası vardı. Var bir, var bana bir. Bakın. Bu çıkısı var. Evet. Kurabiye yapımına geçeceğiz mutfağa. Gidiyoruz. Kurabiyeyi hazırlayalım iç harcını mutfakta. Sonra gelip bu masada yaparız. Tamam. Evet mantıklı. Çok seviyoruz anne kız kombini yapmayı. Arkadaşlar. Babuşka ayırdı. Kurabiye yapmayı bilmiyorsanız ben size öğreteyim. Şöyle yoruyor. Kalbi böyle işte. Böyle yoruldıktan sonra şöyle yapacağız. Böyle. Böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Böyle yapalım. Böyle. Oje kas kadar. Hadi ben de güzel yoruyorum ben. Sus arkadaşlar. Tamam, şimdi şuradan diyoruz. Değil, böyle yapacağım. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Birazcık ben böyle yapacağım. Anlatayım. En güzel kıyafet ben yapayım. Arkadaşlar bir tanesi yaptım.
Hayatım. Olmuştu. Ben uyuyamadım ama yine duydum. Şimdi kurabiye yapıyoruz Nehir Mila ile birlikte. Mila kurabiyeyi okulava ile yapmayı tercih etti zaten. Gördünüz az önce. Ay benim işim bitti. Bitti mi işin? Tamam ben senin için yapayım Uzay Bay'ı. Tamam Selen şekil ver. Tamam. Bunlar senin için. Öbür yerde, öbür yerde senin için. Sen benim için mi yaptın lütfen? Ben senin için yapacağım bunları. Teşekkür ederim. Kurabiyeleri fırınlatayım. Sonrasında ben de iftar yemeğine girişeceğim artık. İftar yemeğini hazırlamaya başlayacağım. Kurabiyelerde ve Mila'daki son durum masanın üstüne çıktı. Şimdi üzerine şeker eklemesi gerekiyor ama iş çığırından çıktı arkadaşlar. Şekerleri yiyor. Bunların üzerine şeker koyup da bitiriyoruz burayı. Sonra bunlar fırına gidecekler. Ama şekerleri yemeyecektin ya. Üstüne dökecektin ya bir tane. Ama tadı çok güzel. Evet ama şekerler öyle yenmez. Tamam mı? Sen istersen ellerini yıka. Ben devam edebilirim. Olur mu bebeğim? Ağzını da yıkaman gerekecek. Nasıl da beni duymuyorsun Mila? Çok döktün bebeğim, çok. Azar azar dök. Ellerini yıka bir tane. Ellerini yıka hadi. Evet, ellerini yıka artık. Sen yeterince yaptın şimdi sıra annede. Tamam mı? Çok niye dikkatli şekilde banyoya. Yapmayacağım. Çünkü yedin şekerleri. O yüzden maalesef. Ben yemiyorum çünkü seni de yememen gerekiyordu. Hadi bakalım ellerini yıka banyoya. Mila biraz çizgi film molası verdi. Ben de fırına kurabiyeleri koydum. Galiba ben de grip oluyorum arkadaşlar. Ben böyle şeydim, grip gibiydim. Tam toparlanamadım falan derken Mila hastalandı. Yine böyle bir hastalık tekrarlıyor gibi bir halsizlik ve yorgunluk hissediyorum çok üzerimde. Gerçi çok yorucu bir iki gün geçirdim. Hatta geceli gündüzlü çünkü akşamları ateşi çıkıyor. İki gece çıktı ama dün akşam çok daha iyiydi. Zaten ondan önceki akşam hiç uyumamıştık. Gerçekten nasıl hastaneye gittim bilmiyorum. Rıza'nın da işi vardı. Normalde o da gelir bizimle. İş olduğu için ben tek başıma götürmek zorunda kaldım. Şöyle zorluklu oluyor tek başına da götürünce. Hem işlemleri hallet hem işte çocuk bir yandan ağlıyor. Yani hani yanında biri olunca en azından bir kişi işlemleri hallediyor. Sen de çocuğunla rahat rahat ilgilenebiliyorsun. Öyle bir güzellik oluyor yanında biri olunca. Ama biri olmayınca hem uykusuzum, hem oruçluydum, hem böyle Mila ağlıyor işte kusuyor falan bir yandan. Size de böyle ara ara çekmeye çalıştım. Gerçekten hiçbir çocuk hasta olmadan büyüse keşke. Ben bunu Mila hayatta olduğunda söylüyorum ama bu sene özellikle okulla başladığı bu sene okulla birlikte sanırım bu kadar bir sürü yeni birisiyle tanıştığı için çok hasta oldu. Yani neredeyse her ay hasta oluyor ve biz neredeyse her ay bir doktora gidiyoruz ve antibiyotik başlıyoruz. Bu sene hiç kullanmadığı kadar antibiyotik kullandı diyebilirim Mila. Ama okulun ilk senesi doktor da söylemişti ilk işte şeye gittiğimizde 4 yaş kontrolüne gittiğimizde bu sene okula başlayacağını söylemiştim. Çok daha sık görüşeceğiz falan demişti Mila'nın doktoru da. Öyle yani arkadaşlar benim için çok yorucu bir iki gündü. Ama çok şükür ki Mila çok çok daha iyi. Yarın da okula göndermeyi düşünmüyorum. Yarın da bir güzel dedimlensin evde. Perşembe günü artık gider diye düşünüyorum. Bugün salı bu arada. Pazar akşamı hastalandı. Bu akşam sabahı zor edip hemen sabah direkt hastaneye gittik zaten. Bugün de salı. Yarın da size inşallah videoyu atmaya çalışacağım. İki günlük video oldu. Tamam bebeğim kesiyorum. Şimdi bu videoyu burada artık kapatayım. Ben de mutfağa geçeceğim. Akşam için bir şeyler hazırlayacağım. Böyle yani buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizi de seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.
Hoşçakalın.